Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Fatih Akgün, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda New Jersey'de yeni taşınmış olduğum apartmanı tanıtacağım. Kanka kamerayı böyle konuşmak çok zormuş lan. Hiç alışkın değilim bu şekilde. Şimdi apartmanımıza doğru ilerliyoruz. Bu odayı Eren'le beraber kiraladık. Tam Amerikan vari bir... Lan yolda yürümeyi unutmuşum. Şöyle dışına bakabilirsiniz. Şurası bizim balkon diye geçiyor. Oraya arada bir çıkıyorum ama kış geldiği için çıkamayacağım artık. Hadi gel Eren. Şöyle güzel bir bahçesi var. Buraya isterseniz karnabahar falan brokoli ekebiliyorsunuz. Serbest yani bu arada. Şurası apartman yönetimi. Buraya böyle kargolar geliyor insanların. Bu kapı kilitli olduğu için açamıyorlar. Apartman görevlisi biraz bunları içeri koyar. Rezil olduk ama. İşte bu şekilde sağlı sollu bir sürü apartman var görmüş olduğunuz gibi. Şimdi sesli konuşmak istemiyorum, insanları rahatsız etmeyelim. Şimdi asansörü görün. Bu arada Eren'in burada çekmiş olduğu Reels'ı da şuradan izleyebilirsiniz. Bu asansöre kalırsanız yaşama şansınız %1. O %1 de yani bence %0. Ne düşünüyorsun? Uzayda yaşama şansı daha yüksek. En yüksekte oturuyoruz çünkü yüksekte olmaya alıştık. Ve şu Amerika'daki asansörlerde artık ayna görmek istiyorum. Daralıyorum burada tek bindiğim zaman. Şimdi evle ilgili detayların hepsini size anlatacağım. Bakın manzara şu. Sabah kalkıyorsunuz abi. Buradan bakıyorsunuz şu manzarayı. Sonra kölelik yapmaya gidiyorsunuz. Güzel bir his oluyor. Burası acil çıkış. Buraya baktın mı içeriden sen? Güzel ama ha. Hadi gel. Burası da bizim ev. Şu numarayı normal olmaz göstermiyorum. Şimdi bir tane deli falan çıkar, buraya bir şey falan söyler. Gerek yok. Şimdi arkadaşlar, öncelikle şuradaki yatağın hikayesini anlatayım. Eve ilk başta geldik. Bir tane siyahi ve bir tane Dominikli bir kız var evde. Onlar ev sahibi. Adam dedi ki, burada mı yatmak istersin, o yatakta mı? Biz de dedik, adam hani uğraştırmak istemedik. Dedik hani o iyi falan filan. Öyle bir ortam oldu evde. Yatak öyle duruyor işte. Bu da salonumuz. Bu da ev sahibinin şarabı. Güzel duruyor. Tadını bilmiyorum. Ondan sonra normal bir salon arkadaşlar. Deri bir koltuğumuz var. Burada kettlebell'lerimiz var. Her sabah Eren'le beraber rutinimiz zaten spor yapmak şu şekilde. Bu arada 4 aydır spor yapmıyoruz. Farkındaysanız oversize yiyorum çünkü spor yok. Burada mum var, bu benim değil. Burada sattığım ürünlerden bir tanesi var. Burada MacBook var. O da benim arkadaşlar. Ve bu da bakın arkadaşlar. O kadar şuraya bakın. Burası ev sahibinin deposu gibi bir şey. Bu da benim masam. Burada editliyorum videoları. Başka bir şey kaldı mı kanka sence? Ben burada ya bu televizyonum var ama televizyonu yani açmaya korkuyorum. Bu arada odadaki televizyonu geçen gün açtım. İspanyolcaydı. Bilmiyorum nasıl bir evde yaşıyoruz. Burada ev sahibinin özel eşyaları var. Boş ver. Alkolleri falan koymuş. Mutfağımız çok güzel. Görüyorsunuz kafa boşluğu gayet iyi. Tam bir Amerikan apartmanı. Şaka bu arada bilmiyorum. Burada bulaşıklar var. Dün gece biraz fazla yemek yedik. Arkadaşlar Türk kahvesi aldık 20 dolara. Kaçtı lan? 8 dolara aldık. Ne 20 doları? Burada kalma makinesi bu bizim. Bu da pirinç yapma makinesi. Oğlum bu pirinç ne zamandan kalma? Bu arada arkadaşlar ev niye pis? Size söyleyeyim, normalde böyle değil. Ev sahibi 3-4 gündür eve gelmiyordu. Dedim ki nerede kaldın? Hani sordum yani, kadın bu arada ev sahibimiz. Dedim bu öldü mü, öldürüldü mü falan, biliyorsunuz Amerika'da yaşıyoruz sonuçta. Hani merak ettim, yazdım 4. günün sonunda. Yazdı ki ben Dominikliyim şu an, Dominik'te tatildeyim. Bayağı bir uzun süre gelmeyeceğim. Ve bu bizi harbi sevindirdi. Adam fit travel'mış, pardon kadın fit travel'mış. Burası da banyomuz, açık söyleyeyim bok gibi. Çünkü havalandırma yok. Duşa giriyorum, çıkıyorum. Oğlum havalandırma sıfır lan, ne düşünüyorsun herhalde bu konu hakkında? Çok güzel değil mi? Sesin bazen gelmiyor böcek, sen söyle. Bazen böceklerle duş alıyoruz. Bir de böceklerle duş alıyoruz yani bilmiyorum. Girdik bir yola işte neyse. Burası işte ev sahibi odası. Buraya kilitliyor büyük ihtimal. Dokunmam yani. Bizim odamız. Arkadaşlar gelin buraya. Gel gel. Dur. Arkadaşlar bakın pre-workoutlara. Fena döneceğiz, fena. Fena. Bu sporu burada yapacağız. Siz takipte kalın. Odanın en düzenli yeri yalnız yani. Evet, burası bayağı iyi kanka. Ve benim kısmım daha düzenli. Bak senin kısmın. Evet. Benim kısmım bak. Kağıt gibi, niye? Ve bu arada valizin içinde daha bir sürü kıyafet var. Bunlar hani sevdiğim kıyafetleri. Mesela bu Paldin'den restoran kokulu bir şey. Bak. Kokla, Paldin's kokuyor kanka. Mutfak kokuyor. Kokla. Bak.
Pahalı dinin boktan yemekleri kokuyor. Bunu Under Armour'dan almıştım. Geçen evde kaybetmiştim. Evden tam taşınırken yerde bunu buldum. Köpek bunu ısırıyordu. Taşındığımız evde. Başka bir şey yok burada. Bunlar atlet. Bu atletleri giymiyorum çünkü vücudum bok gibi olduğu için artık utanıyorum giymeye. Body shaming var yani. Burada Eren'in Paris Blue parfüm var. Michael Kors eşofmanım var. Buradan aldım yine tabii ki de. Başka burada bir şey kaldı mı? Ya şurada kamera ekipmanları var birkaç tane. Hayır, aslında bunu kullanabilirdin ha sen aslında sonra. Bak şöyle yapardın. Oy nasıl? Güzel fikir değil mi? Profesyonel hissettiriyor. Aynen. Neyse bir dahakine yaparız onu da. İnşallah baba. Bu da arkadaşlar bakın. Yorumlarda bunun ne olduğunu bilene bir şey vermiyorum. Tahmin edin. Yorumu beğen. Her yorumu beğeniyorum gerçi. Ne yapayım? Eren'in 10 dolara aldığı Adidas çanta. Kanka bu çanta hakkında ne düşünüyorsun? 10 dolar. Kanka çıkaralım. O olmasa muhtemelen bu kadar rahat gelemezdim ben ya. 10 dolar. Harbiden arkadaşlar birim bazında, şey bazında, her bazda ucuz yani. Çok iyi gerçekten. Kanka Türk lirasına da ucuza geliyor 180 lira. Yeren burada Türk kahvesinde ne işe var oğlum? He? Neyse. Bakın burada Wi-Fi pasport falan yazıyor. Bu ev büyük ihtimal Airbnb eviydi. Bunu kadın kira alıyordu. Ben de kadına yalvarınca bize bu odayı verdi. Biz burada Eren'le beraber yatıyoruz. Şu an beraber yatmıyoruz çünkü kadın eve gelmediği için içeride yatakta yatıyorum. Bazen salonda yatıyorum falan filan. Ya kadın eve çok gelmiyor zaten. Ters çıktıyız kanka, biraz şeye geçelim istersen. Ya birazdan balkona geçeceğim ama biraz şeyler anlatayım kanki. Ne anlatayım başka? Aynen. Kadın eve gelmiyor çoğunlukla. O yüzden ev bizim gibi. Ev bizimse çok iyi. Çünkü kira az veriyoruz. Ve zaten bu evi tutma sebebim, şu an burada duruyor olma sebebim arkadaşlar, tamamen kiranın çok az olmasıyla alakalı. Bank of America'dan hesabımızı açtık. Şimdi gelin balkona çıkalım. Annem bu videoyu izliyorsa benim ağzımda. Balkona bu şekilde çıkıyoruz. Bu normal bir şey bu arada Amerika'da. Hani bunu herkes yapıyor. Tabii efendim. Şöyle çıkıyoruz. Burada bir ev yok. Bu şekilde manzara. Yani burada oturmanızı çok tavsiye etmiyorum ama yapılıyor yani. Yalan söylemeyeceğiz. Bu da ev sahibinin odası. Bu kadın camı kapatmadan gitmiş. Al bakalım. Geliyorum dur. Nasıl çıkacağım oğlum ben? Tekrar çıkıyorum. Ananı sikeyim. Evet. Allah kafayı vura vura deli oldu ya. Deliyim zaten amına koyayım. Ben deliyim. Evet, başka ne kaldı evde anlatmak gerektiğimiz şeyler. Burada kadın eşyaları var bu arada. Ben geçen gün baktım buraya kanka. Açma. Şimdi bu evin kirası ne kadar? Bu odanın daha doğrusu ve mutfak. Burayı kullanmıyoruz bile. Ama çok durumumuzda değil. Zaten biz yakında işe başlayacağız. Eve sadece yatmaya geleceğiz. Belki yatmaya bile gelmeyeceğiz yani. O yüzden bu evi ödediğimiz kira Eren'le beraber 1100 dolar. 250 lira da deposu da verdik kişi başı. Yani bu ay kiramız 750 dolara geldi. Bu böyle bir şehir için, böyle bir mühit için çok ucuz. Çünkü burada herkes konaklama sıkıntısı yaşıyor. Ev bulamıyor. Çünkü göçmen sorunu var. Beni çok iyi anladığınızı düşünüyorum bu konuları bilen insanlar. Çok fazla detaya girmiyorum çünkü beni bağlayan konular değil. Bulduğum için burayı mutluyum, mutsuz değilim açıkçası. Yani güzel çünkü burada full Asyalılar var. Hani yerlerde çöp bile yok. Ve ev sahibimiz dedi ki bana kışın ben evde olmayacağım, full gezeceğim falan filan dedi. O yüzden kendimi şu an şanslı hissediyorum. Umarım nazar değmez. Burada mutluyuz. Hiçbir şey doğru gitmiyor. Ama sıkıntı değil. Hayat bu şekilde geçiyor zaten. Bazen doğru gider. Bir şey hep doğru gidiyorsa zaten büyük bir yanlış vardır. Bir sorun oluyor illaki. O yüzden hatalarla büyüyoruz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. New Jersey'deyim. Burada olan arkadaşlar varsa beni bu arada Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Oraya her şeyi atıyorum. Çünkü ben taşındığımı zaten 2 hafta önce söyledim Instagram'da. Buraya yine atıyorum. Buraya belki ben çok daha sonra atacağım. Çünkü videoları editleyemiyorum. Yani düşün, şurada götüm kırılıyor. Burada video mu editlenir ya? Şurada götüm kırılıyor. Bu şekilde oturuyorum, tamam mı? Ofise bak. Bu şekilde. Yani şöyle editliyorum. Artık boynum, belim kırılıyor. Yapacak bir şey yok. Kendimi acındırmıyorum arkadaşlar. Yalan. Yani gerçekleri söylüyoruz.